Arkadaşlar selam. Bugün böyle bir sürpriz videoyla karşınızdayım. Size daha önce de anlatmıştım. Böyle sokak lezzetleri demeyeyim de benim daha çok hoşuma giden ilginç lezzetlerden videolar çekeceğimi söylemiştim. Aslında ilk sırada kokoreç vardı da kokoreçe şu an mental olarak hazır değilim. Bugün inanılmaz yeni bir lezzet geliyor. Bence Türkiye'de de ilk, daha önce hiçbir yerde görmedim. Crumpet London diye, yani daha öncesinde Londra'daydım. İnanılmaz bir şey. Benim de en sevdiğim yerlerden bir tanesi Moda'dayız ve oraya doğru yürüyüşe başlayacağız ve ondan sonra inanılmaz bir içerik gelecek. İnanılmaz bir lezzetle buluşturacağım sizi. Hadi gelin bakalım neler varmış. Arkadaşlar mekanın önüne geldik. Burası Moda İlkokulu. Tramvayın geçtiği bu yuvarlak parkın önündeyiz Moda'da. Az ilerisi zaten Fransız Lisesi. Crazy Company halen devam ediyor tabii ki, milkshake olan. Ama asıl şimdi Crumpet London ile birlikte inanılmaz bir farklı lezzete ulaşacağımız bir noktaya geldik. Ben çok heyecanlıyım. Muazzam bir lezzet. Sizlere bunların hepsini tabii ki videonun içerisinde göstereceğiz. Mekanımız burası. Hoş geldiniz. Mekanımıza geldik. Crumpet London. Birkan Bey. How are you? Serhat Bey, yeah, good. How are you? How's life? Great, great. Great to see you. Thanks. I've heard you. Bence bu kadar yeter İngilizce. Çünkü yeter. Şimdi şöyle, İngilizce girişimi şundan sebebi bu London'a ait bir lezzet, crumpet. Böyle benim de çok eskiden bildiğim bir lezzet ama bayağı uzun zamandır buluşmadığım bir lezzet. 20 sene olmuştur. Birkan bizi bu lezzetle buluşturacak burada. Şöyle söyleyebilirim, bu sokak lezzetleri kategorisi öyle bir bölüm değil. Bu tamamen böyle benim ekstrem lezzetli bulduğum, yani benim damak lezzetime ve damak zevkime uygun şeylerle sizi buluşturacağımı söyledim. Bu onlardan bir tanesi ve çok ekstrem bir tat. Yani böyle muhteşem bir şeyle buluşturacağım sizi. O kadar övme ya. Ben seviyorum övmesini. Şöyle söyleyeyim. Biliyorum sen çok şey yapmıyorsun orada. Benim için çok ekstrem bir lezzet. Yani şöyle söyleyeyim. Ekstrem derken olumlu anlamda, acayip farklı bir şeyi var. Mesela şu an Moda'dayız. Bir anda Londra'ya gidiyoruz. Öyle söyleyeyim size. Ve bunu kendiniz göreceksiniz. Bilmiyorum, doğru anlattım. Sen bu işi biliyorsun, biliyor musun? Bu iş bizim işimiz. Sohbet neredeydi? Nerede kalmıştık? Biz mi? Aynen. Daha dışarıda kalmıştık daha. Nasıl gidiyor hayat? Her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Yoğun gidiyor da. Ben aslında şöyle söyleyeyim. Çok fazla da böyle şey yapmak istemedim. Çok açım ben ya. Çok yani, açsın. Evet. Ve gerçekten böyle yıllar sonra bu tatla buluşacağım için de çok heyecanlıyım hayretten. Of. Onu da söylemek istiyorum. Şu anda ben daha heyecanlıyım. Ben sadece şunu sana sorayım. Bu crumpet olayında iddialı mısın? Maalesef. Maalesef ne demek ya? Maalesef, yani, maalesef diyeceğim. Ya ben öyle çok şeyi öyle övmeyi sevmem Londra'da ama yani. Sen Londra'da doğdun muydun? Evet evet. Yani Londra'da kaç doğdum. Kaç sene yaşadın Londra'da? Hayır, yani hayatım boyunca orada yaşadım. 10 senedir Türkiye'de yaşıyorum. Demek ki hayatım boyunca orada yaşamamışsın. Yok, doğru. Tamam, doğru. Yani kaç doğru. sene geçirdin? Yok, 27 sene. 27 senem orada geçti. Biz crumpet'i haftada iki kere yerdik. Kesin yani. Kesin hiç, mi? Tabii tabii, hiç tartışmasız. Zamanımız yoksa ekmek kızartma makinesinin içine crumpet'i atardık. Hemen üstüne tereyağı atıp şimdi, yolumuza devam şimdi ederdik. Şimdi ben burada Moda'da yürüyerek geçiyorum ve canım mesela crumpet çekti. Evet. Tamam. Ne kadar da ben bunu alıp gidebilirim mesela? En sadesine 2 dakikada. Tak tak alıp devam. En daha donanımlı olanı 5 dakikada servis edilebilir halde. Şimdi şöyle, yani ben crumpet'in ne olduğunu biliyorum da, yani herkes biliyor bilmiyor anlamında söylemiyorum. Yani crumpet'in aslında böyle İşte o lezzeti, tamam mı? O çok önemli bence. Yani işte crumpet böyle kafanda bir şey oluşuyor ama bence lezzetle birlikte farklı bir boyut oluyor. Kesinlikle. Ya crumpet'in olayı mesela, zaten üzerindeki bulunan yüzlerce delik. Üstü çıtır, altı çıtır. O deliklerden akan tüm soslar crumpet'in içinde böyle hapsoluyor. Aynen. Ve işte o yoğun tada şu anda canım çekti ya. Benim de. Bence artık crumpetler gelsin, ben çünkü gerçekten artık sanırım geliyor. Londra'ya geleceğim ben artık valla. Tesadüfen geliyor bir de. Hazır mı? Evet evet. Neyli var? Neyli var? O Berra'cığım avokadolu. Bu avokadolu mu? Balsamic glaze. Bir şey söyleyeceğim yalnız. Dor peyniri. İnanılmaz görünüyor. Ceviz. Ondan sonra domates, salatalık kabuğu. İngilizceyi. İngilizceyi bana mı özel yoksa var mı?
Var var İngiliz çayı. İngiliz çayı olmadan olmaz zaten ya. Bu böyle evet, değil mi? Evet. Ya bilmiyorum aslında Türkiye'de İngiliz çayı tarzında insanlar sütlü çay içiyor mu, içmiyor mu? Ben hayatımda görmedim sütlü çayı. Nerede içiyorum? Doğru, içmiyorlardı yani, değil mi? Direkt normal çay geliyor. Linç yemeyiz değil mi? Bu sebeple. Yok ama bunun bence İngiliz çayının bence keyfi farklı. Evet. Başka bir şey. Yani şöyle ben tabii ki bizim çayı daha çok seviyorum ama bu başka bir şey yani. Bu böyle bence işte böyle Crumpet'in yanında özel bir çay yani. Evet, bu evet. Kesinlikle olacak mı yani bu çay? Kesinlikle olacak. Bir kere mahsus değil değil mi? Yok yok. İnanılmaz keyifli. Ya yapma. Ya şöyle söyleyeyim, ben çok seviyorum. Ben de çok seviyorum. Ya biz aslında her zaman... Yalan söylemeyeceğim. Her zaman aradığım bir çay değil. Yani bu şey değil yani. Her zaman evde yaptığım yok, bir çay değil. Çünkü bence... Bu bergamot mu? Yok. Değil. O bergamotlusu da var değil mi? Var var var. Şey, yani benim keyif aldığım bir çay... Ama sadece keyif için yani böyle her zaman içersin. Bizim normal Türk çayını her zaman içersin. İşte 4 tane de 5 tane de içersin. Tabii, ama tabii, bu öyle bir çay değil bence değil evet mi? Yok biz yani günde taş çatası 2 tane içiyorduk bundan. Aynen. Bir sabah bir öğle işte 3 veya 5 çayı derler. En az 20 sene falan olmuştur İngiliz çayı içmediğim. Uzun bir süre. Evet. Ya şöyle çünkü aklına gelmiyor ki evde yapmak. Yani çay yapıyorsun evde, çay demliyorsun sabah kahvaltıya. Bizim kültürümüzde olmadığı için onun içine süt atmak. Orada o şey gelmiyor aklına yani. Normal çayını içiyorsun, onu şey yapıyorsun. Ama tabii mesela Londra'ya falan gidince bu moda giriyorsun. Evet evet, değil mi? Mutlu çok ilginç. Çok ilginç. Çok ilginç. Ama bence artık asıl bence de ya. Starımıza geçelim. Ne diyorsun şimdi? Şimdi bunun ekmeği özel, doğru mu? Evet evet. Ekmeği özel. Üzerinde o delikler çok... Şimdi bir kere şunu sana söyleyeyim. Yani kendi açımdan bir gurmeyim ben. Yani damak lezzetime çok güvenen bir insanım. Beğenmediğim bir şey olsa söyleyeceğim. Yo, söyle zaten tamam, ya. Tamam onu söyleyeyim yani. Sonra yok. Yani niye böyle söyledin falan filan. Yok kesinlikle. Anlaşma bozuldu şimdi... işte paramı geri ver falan olmasın. Tamam. Şimdi ben başlıyorum. Başla. Ben de başlayacağım. Yani şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Ben avokadodan evet. Nefret eden bir insandım. Tamam. Ama sadece bu şekilde yiyebiliyorum mesela. Ben çok seviyorum. Öyle mi? Onu söyleyeyim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu çatal bıçak... Gerekli mi buna? Bence biz hiçbir zaman kullanmıyorduk ama tamam. Şimdi hani... Tamam. Dalalım mı diyorsun yani? Dalamıyoruz çünkü bize dalacaklar şimdi. Bu zaten psikomanyak ya. Değil mi? Kedi tabii canım. Bu kedi kalsın. Ben şimdi bunu... Dalalım mı diyorsun? Ben böyle yiyeceğim. Vallahi. Yani buna izin var değil bak, mi? Bak zaten bu şekilde yenmesi gerekiyor ama tabii ki hani... Ha, ben Londra'da böyle yediğim için en son... Ben böyle yiyeceğim. Yani şimdi bunu çatal bıçakla uğraşmıyorum. Tabii ki çatal bıçakla da yenilebilir falan ya. İstiyorsan hani bir kesip bir bakalım yok, şeyine. Sen yani ortadan kesip mesela bir bakalım. Normalde ben buna dalarım. Ben hani izleyeceğimizler görsün nasıl bir şey olduğunu. İnanılmaz bir şey ya. Baksana. Oo, çok iyi. İnanılmaz bir şey ya bunun görüntüsü. Ben hastasıyım yani. Ve bu... Çok iyi. İlk defa yiyeceğim. Çok iyi. Crumpet'i. Avokadolu falan. Yani normal en meşhuru İngiliz usulü beansli falan var. Aynen, doğru mu? Aynen, aynen, poşe, aynen. Yumurta falan. Evet, o var evet. Değil mi sizde? Var var var. Tamam bir de normalde bunun klasiği mi çok meşhur? Sarımsaklı ve normal tereyağı. Sarımsaklı, tereyağı. O basic. Normal klasiği. O basic'i. En basic olayın. Evet. Ben... Bayağı iyi. Ben kesmeden dalacağım ya. Bakalım nasıl dağılıyor. İnanılmaz lezzetli. Şöyle söyleyeyim. Bence tam kıvamında. Üzerinde avokado, domates, işte beyaz peynir, ceviz her şey var. Ama bence ekmeğin senin anlattığın gibi o deliklerinden dolayı inanılmaz bir kombinasyon oluyor yani. İnanılmaz bir lezzete ulaşıyor. Ki abartıyor diyecekler ama bence deneyenler de aynısını söyleyecek. Vallahi... Kaç tane delik var bunun üstünde? Bilmiyorum. Sen mi açıyorsun delikleri? Yok ya delik açmıyorum abi. Ne delik açması? Ekmek kendinden açıyor. Ekmek kendi kendine delik mi açıyor? Aynen öyle. Nasıl bir ekmek bu ya? Özel. Yani gerçekten özel. Tutturması çok zor. Benim daha önce böyle başka yayınlarda yemek falan video böyle çok iştahlı yemek yerim ama bir şey beğenmedim de yemem. Yani hissettiririm beğenmediğimi. Olabilir ya mesela. Yani bu iyi olmasa bu şekilde yiyemem. İnanılmaz bir şey bu. Bundan kaç tane yiyebiliriz? Ben sana... Ya biz eskiden... Yoğun bir şey. Evet evet. Yani biz eskiden
Yani mesela İngiltere'de Türk usulü de yapıyorduk mesela. Avokado falan yoğun. Evet evet. Ekmeği yoğun. Yani sonuçta az malzeme yok üstünde. Evet, bayağı bir malzeme var. Ya biz eskiden böyle, bak bu versiyonundan 5 tane yemek çok zor. Bir zaman mesela arada sırada işte kaşarlı sucuklu yapıyorduk mesela. Buna? Evet. Kendi elinize mi yapıyordunuz? Evet. Bir şey söyleyeyim mi? Aklımızı yitiriyorduk. Bir de sucuk Ege Türk'ün tabii. Bir şey söyleyeceğim bakayım. Bayağı reklam doldu sucuğa da bu arada. Ne yaşam? Şunu diyecektim. Acılı falan bir şey var mı? Var var. Acılı da olacak mı? Olacak. Denemek ister misin? Onu başka zaman yeriz. Denelim başka mi? Başka zaman deneyelim bence ya. Denelim. Ben şu an kendi kafamda çok açım ya. Kaç tane yerimi hesaplıyorum şu an? Kaç tane yersin? Onu söylemek zorunda mıyız? Yok. Ama ya biliyorsundur, aşağı yukarı biliyorsundur. Bak işte bu çok yoğun. Ve çok leziz. Tamam, bunda avokado var, bir sürü malzeme var. Bu zaten böyle bir seni yakalıyor. Şimdi mesela tatlı var mı? Pardon, bunun tatlı versiyonu. Evet. Var var. Ne var? Tereyağlı çilekli, klasik olarak. Yani İngiltere'de tereyağlıdan sonra en çok tereyağlı yani çilekli. Basic tereyağlı, evet. Üstüne çilek mesela. Evet. Çilek ne? Çileğin marmeladı. Reçel gibi ha? Evet. Öf. Şimdi şöyle. Nutella'lı muzlu da var. Bir kere ben buraya geldim. Tamam mı? Şimdi benim karnım aç. Ben bir kere böyle bir acılı bir şey canım çeker. Ben kendim için söylüyorum. Bir acılıdan deneyeceğim. klasik beansli olanı denemek isterim. Çünkü o Londra'ya ait meşhur ya zaten. Hani hem krampet ama asıl orijinali bence bunun şey. Poşe yumurtalı, o beansli o. Hani sizin Londra'da yaptığınız bir kahvaltı var ya işte. Evet. Sosisli, beansli. Evet. Ama buradaki insanların tepkilerini bilemiyorum yani. Mesela tatlı fasulye dediğin zaman abi sen, insanlar burada şey yap... bilmiyorum yani. Tamam, damak ben sana söyleyeyim mi? Ama bak bir şey söyleyeceğim bunu sana. Bunu satmak istiyorsan onu hiçbir kuru fasulye diyeceğim. Hiç öyle tatlı fasulye falan girme. Direkt kuru fasulye, fasulye diye. Doğru. Mantıklı mantıklı. Bence direkt çok kuru fasulye diye patlat geç. Bence. Bence de. Şimdi şöyle. Şunun hesabını yapmak lazım. Bundan mesela 2 tane 3 tane yedin ya, acaba tatlıya yer kalır mı diye. Kalmaz. Mesela, değil mi? Yani 3'ten sonra kalmaz. Vay inanılmaz bir şey. Peki bir şey söyleyeceğim. Kaç tane yersin? Doğru sen söylemedin ama. 5 tane yedim. 6? Zorlarım. 6? 6 yemeği değil, atmayı seviyorum da. Şimdi şöyle. İşin esprisi tabii ki de. Ben dürüstçe söyleyeyim mi sana? Bugün çok açım. Ben bundan 3 tane yerim, bir tane de tatlı yerim. Ve rahatsız olmadan kalkarım. Onu şu an hesap yapıyorum. Yani 2 tane daha bir şey yerim. Sonra bir tane de tatlı yerim. Çayımı da içerim, giderim. Ama bu çok aç olduğum yönde. Ama normalde bence bunun hakkı kesinlikle 2. Bir de tatlı yer varsa tatlı. 3 max. Eğer 2 tane yiyebilen varsa da bence bir tuzlu bir tatlı yapması lazım. Doğru. Ben çünkü tatlıyı çok merak ediyorum. Bak şöyle söyleyeyim mi? Bunun için söyleyeyim. Benim için. Hepsi içinde bütün lezzetlerin buluştuğu bir noktada bence 10 üzerinden 9 bu. Ben evet ben bile 10 üzerinden 10 zaten vermem de hiçbir zaman. Çok zor. Yani 9. Benim için de zor ama ben mesela bak avokadocu değilim. Avokadocu ben değilim. Avokadoyu bunu sevdiğim için. Ben bunu seviyorum ama ben mesela avokadocu olmadığım için ben bunu tercih etmem. Güzel lezzetine hiçbir şey demiyorum. O ayrı bir şey. Benim için mesela acılı var ya. Hı. Of. Ben acı hastasıyım. Ben acıyı çok seviyorum. Acıyı çok merak ediyorum o yüzden. Ama bence bu böyle bir soft geçişi olarak inanılmaz lezzetli. Evet, yani evet. İşte cevizle avokado inanılmaz olmuş. Bu guacamole sosu var ya. Hı-hı. Biraz onun havasını da vermiş. İçine evet. Böyle hafif sarımsak falan. İnanılmaz evet. O yüzden benim damak zevkime çok uygun olduğu için ben 9 verdim. Ama acılı çok merak ediyorum. Yani acı çok sevdiğim için. Acılı inanılmaz yani, ya. Ben de şöyle bir şey var. Yani ne bileyim salata da olsa, ne bileyim bir çorba da olsa, bir şey olsa bir böyle içine acı atma şeyi geliyor bende. Bilmiyorum sen de olur mu? Yani çok seviyorum ya. Yani böyle ama şey acıları seviyorum. Böyle anlamsızca böyle ağzımı yakan acı değil yani. Böyle acı ama böyle yemeğe teşvik ediyorum. Aynen öyle. Evet, o çok hoşuma gidiyor. Ama böyle işte ağzım yandı konuşayım öyle bir acı sevmiyorum. Sırada acı mı? Of.
Peki acılık seviyesi 1'den 10'a kadar. Yok 5, 5, 10 çok. 10 çok. Tamam, yani 1'den 5'e kadar. 5 dediğin zaman ben kesin 4.8 falan derim yani. Ama bu şu an gelen acı mı? Evet. Yani maksimum acıdın mı seviyesinde? Yani ben acı çok dayanıklıyım ya. Maksimumunu sanmıyorum. Hani 4.2 diyeyim sana ya. Çünkü üzerinde ballı dana bacon var. Ama normalde bu pork bacon'la geliyor. Normalde evet. Normalde öyle değil mi? Ne diyorsun? Bir şey söyleyeyim mi? Şu görsel olarak biraz şey gibi olacak. Somer Şef, Mehmet Şef gibi olacak ama görsel olarak bir 9. Bence. Sen 9'a takıldın zaten ya. Forma numarası 9 değil. Yok gerçekten 9. Ama güzel güzel. Bu %100 dana bacon'la. %100. Günah sizin boynunuza. Ben yiyeceğim. Çatalsız değil mi? Gerekmiyor ya. Yani. Aa ben bilmiyorum ya bu. Yani böyle yiyelim bence. Güzel mi? Tam bunun ne var şimdi? Işte? Dana bacon altındaki bu şey? Haşhaşlı labne. Şeyli Meksikan biberli. Okey. Acıyı oradan alıyorsun. Evet. Peki neden haşhaşlı? Özel bir şey yok. Kıtırlık versin diye ya. Tamam. Büyüden beş. Çok acı değil ama geliyor böyle arkadan vuruyor. Ben şöyle söyleyeyim. Banko bir 4'ü var. Sonra artık orada 4.23 izleyiciler veya tadanlar şöyle yapıyor. Ama 4'ü kesin var acının. Çünkü sağlam bir acı vuruyor arkadan. Ya, tatlılık geliyor mu sana hafif? Hafif bir tatlımsı bir şey de var ama inanılmaz lezzetli. Şöyle söyleyeyim. Avokadolu gerçekten üst seviyede ama bu bence bir tık önde. Ya o benim için çünkü acıyı sevdiğim için. Evet, yok benim için de. İnanılmaz. Orayı da bir de... Nasıl? Hmm. Bu ne? Bu acı sosu bu. Meksika şey, zeytinyağısı bu değil mi? Hı hı. Yani içinde Meksikan biberlerini zeytinyağda kızartıp... Şöyle söyleyeyim, bu şu ana kadar favori benim. Bu inanılmaz bir şey. Gerçekten değil mi? Evet. Peki o hafif tatlımsı nereden geliyor? Honey glaze. Buraya bacon düşürmüşüm. Ha? Honey glaze. Honey glaze de mi var? Evet. Hmm. Dana bacon'un üzerinde. Evet. İnanılmaz. Şöyle söyleyeyim. Açılışı zaten çok kısa bir süre kaldı. Bence bu ikinci yedik ya. Bu şey isteğim de var benim. Tadı biraz zamanında kalsın diye. O yüzden ben tatlı yiyip açılışa bırakmak istiyorum. Sen nasıl istersen. Bence anlaştık de. Mı? Anlaştık. Süper lezzet. Gerçekten muazzam bir şey. Bunu bitireyim. Sonra videomuzu artık sonlandıralım. Bence de. Ben zaten senden önce bitirdim ya. Yemek acıkmışım. Tamam. Çok teşekkür ederim buraya geldiğin için ya. Çok sağ ol. Hı. Merak ediyorum arada bir sonraki... Hı? Bir sonraki lezzetini merak ediyorum. Ben tatlıyı çok merak ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok güzel bir video oldu. Benim de ilk... Yine klasik, sokak lezzetleri de ekstrem lezzetler diyeyim. Herhalde Türkiye'de ilk değil mi krampet? Aynen. Almışsın. İlk biz tattık, o yüzden ben teşekkür ediyorum. Sağ ol her şey için. Sen de sağ ol. Görüşürüz. Bay bay.